Herkese yeniden merhaba. Bugün kanalımda başlığımdan da anlamış olduğunuz üzere saç bakım rutinim adlı videoyu sonunda çekiyorum. Çok fazla aksaklıklar oldu. Ben bu videoyu 3 gündür çekmeye çalışıyorum. 3 farklı gündür. Bugün de 4. çekmeye çalışıyorum. Sürekli bir şeyler oluyor ve ben artık gerçekten çok sıkıldım. Bu videoyu sonunda çekip yüklemek istiyorum. O şekilde lafı uzatmayalım. İsterseniz hemen izlemeye geçelim. Şimdi ilk olarak duşta ne kullanıyorum onlardan bahsedelim. Duşta Yves Rocher'in bir tane şampuanını kullanıyorum. Sonra da Elsevier'in bir tane saçların uçlarını yumuşatması için duşta bir saç bakım kremini kullanıyorum. İlk önce o görüntüleri izleyelim. Yani onları bir göstereyim size. Sonra neler kullanıyoruz duştan sonra onları göstereceğim. Gördüğünüz gibi ilk önce Yves Rocher'in şampuanını kullanıyorum. Ondan sonra saç uçlarımı biraz Elidor'un kremini, sonra tekrar Yves Rocher'in şampuanını kullanıyorum ki saçlarımda ağırlık yapmasınlar. Çünkü duştan sonra da kullanacağım bazı kremlerim var. O şekilde direkt saçlarımı açalım ve taramaya başlayalım. Şimdi ilk önce bu havluyu saçımdan indiriyorum ve saçlarımı açmak için kullandım. Yani çok küçüklüğümden beri kullandığım bir marka var. Jaca ya da Jax diye bir şey sanırım. Öyle okundu. Tam nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bunu bana babam almıştı. Babam bana sürekli alıyor bunlardan. 3-4 kutu bitirdim bundan. Bu da zaten bitmek üzere. Nereden aldığını bilmiyorum. Eğer öğrenirsem aşağıya yazarım. Zaten bu tarz ürünler başka yerlerde de, başka markalarda da var çokça. O şekilde ilk önce bunu saçımı sıkıyorum ve saçlarımın daha kolay taranmasına yardımcı oluyor bu ürün. Saçlarıma sıktıktan sonra şöyle saçlarımı biraz karıştırıyorum ve ürünün yenmesini bekliyorum. Saçlarımı taramak için böyle bir geniş bir tarak kullanıyorum. Ben bunu gratis'ten almıştım. Siz de bu tarz tarakları ilk önce saçlarımın uçlarından başlıyorum taramaya. Çünkü öbür türlü çok fazla saçım kırılabiliyor. Buradan böyle taradıktan sonra üstten açmaya devam ediyorum. Saçlarımı taradıktan sonra da saçlarımın uçlarında ombre olduğu için o biraz yıpranmış görünebiliyor. Böyle daha donuk durabiliyor, mat durabiliyor saç uçlarım. Onun için Elsevier mucizevi bakım yağını, yani bu renk koruyucu olanını kullanıyorum. Ki saçlarımın uçlarındaki ombre daha parlak görünsün diye. Bunu şöyle elime sıkıyorum ve elimde ısıtarak saç uçlarıma bunu uyguluyorum. İkinci olarak Elsevier'in yine bu mucizevi yağ, yani saç güzelleştirici kremini kullanıyorum. Bu durulanmayı gerektirmeyen bir krem. Saç ağırlaştırmadan besler, yumuşatır ve parlatır diyor. Her saç tipine uygun ve kolay şekillendirmeyi sağlayacağını söylüyor. Bu arada bu saçı 230 dereceye kadar koruyormuş. Yani bunu saçı ısıdan korumak için de kullanabilirsiniz. Şöyle birazcık elime sıkıyorum. Bunu yine ellerim arasında ısıtıyorum. Saç uçlarıma tekrar şu şekilde uyguluyorum. Ve yine masaj yapıyorum. Tekrar aşağıdan yukarıya doğru böyle iteleme mi desem, tampon hareketler mi desem onu yapıyorum. Bu saçlarımın daha hacimli, daha dalgalı durmasına yardımcı oluyor. Saçlarıma uyguladığım şeyler bu kadar. Yani ben çok fazla saçıma böyle özen gösteren birisi değilim bu konularda. Yani böyle saçıma işte maske yapayım, şunu yapayım, bunu da yapayım, serumunu kullanayım falan değil. Çok böyle minimal şeyler kullanıyorum. Onun için bu videoyu biraz daha böyle çekip çekmemek arasında bir ara çok kararsız kalmıştım. Benim çok fazla saçıma kullandığım ürün yok diyerekten. Ama çok fazla istek aldığı için çekiyorum. Saçlarımı kurutma işlemine geliyoruz. Kurutmak için de şu şekilde bir ürün kullanıyorum. Böyle başlı olan, saçı daha böyle aşağıdan koyup da böyle daha dalgalı olmasına yardımcı olan bir kurutma makinesi kullanıyorum. Şimdi saçlarımı nasıl kurutuyorum ona bir bakalım.
kuruttum yani. Şu an önümde hiç ayna yok. Nasıl durduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama bu tarafı da kurutup hemen tekrar geri geliyorum. Saçlarımı da kuruttum. Ben normalde her duştan çıktıktan sonra bu işlemi yapmıyorum. Ya örüyorum ya işte ısı kullanırım vesaire. Ama genelde sevdiğim tarzlar bu şekilde. Siz de bana bu saçı nasıl yaptığımı zaten sorduğunuz için bunu da göstermek istedim. Eğer diyorsanız ki bu arada benim saçım bu tarz şeyleri tutmuyor, bana böyle daha tutabilecek bir ürün önerebilir misin? Bendeki bu Urban Care'in Elastic Cure adlı 3 numaralı esnek tutuş olan saç köpüğünü size öneririm. Güzel bir şekilde tutuyor, güzel bir şekilde sabitliyor. Ben bugün bunu kullanmıyorum saçlarımın daha yumuşak olmasını istediğim için. Ama eğer sizin saçlarınız tutmuyorsa bunları kullanabilirsiniz diyorum. O şekilde umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz gelecek videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.